paylaşıyorum. Burası sayfa ile ilgili tüm kontrollerin olduğu yerdir. Sayfa üstünde ve sayfa eklemek, sayfa çıkarmak ve sayfa tasarımı ile ilgili önemli kontrollerin bulunduğu yerdir. Layout bölümünün Pages kısmında sadece direkt sayfa ekler. Insert Pages dediğiniz zaman belli bir adette, belli bir sayfadan önce ya da sonraya belirli bir master'da özelliklerde sayfa eklemek için kullanabiliriz. Sayfa eklemenin bana göre en kontrollü ve en iyi seçeneklerden bir tanesidir. Sayfaları taşımak istediğiniz zaman birden fazla sayfayı ya da bir sayfayı çok sağlıklı, doğru, hatasız olarak bir yere taşımak isterseniz en sağlıklı yöntem de Move Page komutudur. Double Split tek sayfa olarak değil, çift sayfa. Ama neden? Çünkü ben şu an sayfa çiftini seçmiş durumda. Tek bir sayfa seçili olması durumunda ise burada bir tek sayfa söz konusudur. Duplicate page. Ama çift sayfayı seçerseniz burada split sayfa çifti demek. İki sayfayı, karşılıklı sayfayı ele alır çoğaltmak için. Delete page şu an 6-7'yi seçtim. Ama 4 ile 7'yi seçeyim şimdi. Layout, delete page. Hangi sayfaları seçmiş iseniz bu sayfalar buraya çıkar. Ama siz de tekrar istediğiniz bir sayfayı girebilirsiniz. Bunlar 1 dahil 2 ve 3 dahil sayfaları silmek için bir komut. Burada Apply Master to Page komutu aslında bu komutların bir kısmında Pages panelinin Options sekmesine yer alır. Ve bu şekilde de düzenlenebilir. Sayfa çiftiyle ilgili ve Apply Master to Page Master bölümünde var olan masterları istediğiniz sayfalara atamak ve uyarlamak için kullanabildiğimiz pratik bir özelliktir. Hangi master'ı uyarlamak istediğinizi, hangi sayfalara uyarlamak istediğinizi seçersiniz. Page Translations bu özellikle interaktif belgeler için ya da PDF ve bazı flash belgeler çalışan seçtiğiniz sayfalar arası geçişte hangi efektlerle birbirlerine geçeceğini, dönüşeceğini belirleyen özelliklerdir. Ve burada fareli hangisinin üzerine gelirseniz size küçük bir demosunu göstermektedir. Bu sadece SFP kaydettiğiniz zaman aktif olan bir özelliktir. Bazıları mesela diğer bütün özellikler hem flash hem interaktif PDF kaydettiğiniz zaman sayfalarınız arasında geçerli olacaktır. Marj ve Columns. Sayfa üzerinde de yapabilirsiniz, master üzerinde de yapabilirsiniz ama master'da yapmanızı daha fazla, daha sağlıklı olarak öneririm. Şimdi Marj and Columns'ı açtığınız zaman sayfanın kenar boşlukları, burada pembe çizgilerle gördüğünüz sayfa kenar boşluklarının sayfa ile arasındaki mesafelerin üstten, alttan, cilt kısmından, dikiş kısmına gelen kısım, dış kısmından gelen mesafelerini göstermektedir. Sayfayı kaça böldüğünüzü, sütun olarak kaça böldüğünüzü gösterir ve sütun arasındaki mesafeyi dillendirirsiniz. Burada sütun sayısı illa yazıların da 6 sütun olacağı anlamına gelmez. Sayfa tasarımında burada örnekte de gördüğünüz üzere burada fotoğraf 2 sütuna yayılmış. Yazı 4 sütuna yayılmış. Burada sayfa tasarımı için çok önemli bir özelliktir gayetler. Ve sizin için burada önemli olan genişlik sütunlarla ifade edilir. Ve çok daha güzel ve derli toplu bir sayfalar yapmak için gayetlere ihtiyacınız olacaktır. Bu cetvel gayetleridir. Yani bizim için buradan yukarıdan aşağı çektiğimiz gayetlere cetvel gayetleri diyoruz. Bu cetvel gayetleri için renk vurgusu yapmak isterseniz bunun renklerini de Bakınız değiştirebiliyorum. Bunun üçünü seçtim. Layout, cetvel guide'larını aç, magenta yap. Bu da renk vurgusu ve büyüklük ve birçok detayla ilgili ayrıca bilgi vardır. Create Guide yine Master'da benim kullanımı tavsiye ettiğim. Burada gördüğünüz gibi bakın eşit aralıklarla yukarıdan aşağı kılavuzlar çekilmiş. 20 sayfa açıyorum. İster Master, ister normal sayfa, hiç fark etmez. Create Guide'i açıyorum. Burada row kaç satır? Preview açık olması durumunu zaten size gösteriyor. Kaç sütun? Ve böylelikle sayfamızın hemen eşit aralıklarla bir mesafesi, bir bölünmesi gerçekleşmiş oldu. Burada bu guide'lerin marjlardan itibaren mi, sayfalardan mı itibaren olacağını belirleyebilirsiniz. İstediğiniz zaman tutar, seçer, silersiniz. Farklı özelliklerde kılavuzlar yapmak istiyorsanız layer'ları açın. Bu kılavuzları seçin, layer'ları taşıyın. Bu nedir? Layer 2. Layer 1'e gelin. Create Guide özelliğini açın. Daha farklı bir guide oluşturun. Bunu da Layer 1. İstediğiniz zaman istediğinizi kullanabilirsiniz. Böylelikle çok esnektir. Ama burada katmanlar sürekli kullanılması gereklidir. Layout Adjustment özelliği pasiftir. Aktif edildiği zaman sayfa tasarımınızdaki fotoğrafların marjlar ve guide'lerle olan ilişkisini, doküman büyüdüğü zaman da ya da küçüldüğü zaman bazı şeylerin büyük küçülmesini, sayfanızın da oranlı bir şekilde otomatik olarak büyük küçülmesini sağlar. Çok kullanışlı olduğu yerler de vardır. Bazen hiçbir işe yaramadığı durumlar da meydana gelebilir. Örnek olarak bu sayfanın genişliği yani 216 milim. Şimdi 216 milimi biz büyütelim. Toplamda 28 santime yükseltiyorum alanın genişliğini. Yükselttiğim an resimler de burada guide'larla ilgili mesafeye bağlı olarak değişebilir. Bunlarla ilgili Layout Adjustment'a gelerek burada nelerle bağlantılı olsun, nelerle bağlantılı olmasın hepsini aktif edebiliriz. Ve ilişkilendirmesi sırasında tekrar dokümanı açalım. Her bir guide için bile durumu kesinlikle farklılık gösterir. Bu sefer gördüğünüz gibi resim dokümanın genişliğine tümüyle oturdu. Hiçbir bozulma olmadı ama yazıların içi değişir. Bununla ilgili çok daha farklı örnekler gerçekleştirebilir. Çok kullanışlı yerlerin olduğu gibi dokümanın bozduğu durumlar da olabilir. Bunun tek kuralı guide sisteminin, marj sisteminin düzgün kurulmasıdır. Zaten bu özelliğe bağlı olarak çalışan bir durumdur. Birinci sayfaya gitmek için, sonraki sayfaya gitmek için, iki sayfa çifti seçildiği zaman next split diyerek çift sayfa dolaşmak için, önceki çift sayfaya gitmek için ve son sayfaya gitmek için gibi ayarlarımız buradadır. Sayfalarınız arasında dolaşmak için kullanabildiğimiz bir bölümdür. İstediğiniz sayfaya gitmek için Go to Page dediğiniz zaman çok kalabalık belgelerde işte ikinci sayfaya gitmek istiyorum dediğiniz zaman buradan da gidebilirsiniz. Sayfaya dolaşmak için ekranınızın sol alt köşesindeki bölümden de yararlanabilirsiniz. Ya da bir sayfaya direkt buradan klikleyebilirsiniz. Benzer komutlar burada da vardır. Burası bir ileri geri yapmanın bir özelliğidir.